Kolejinden hepinize merhaba. Bugünkü hikayemizin ismi Sevgi Dersi. Hasan köyün yaramaz çocuklarından biriydi. Babası biraz olsun uslanması için ona bir görev vermeyi düşünüyordu. En sonunda ona çiftlikte besledikleri hayvanların sorumluluğunu vermeye karar verdi. Hasan'ı yanına çağırdı. Bak oğlum, sen bu köyde yaptığın yaramazlıklarla tanınıyorsun. Her gün bir olay çıkarıyorsun. Öğretmenin beni okula çağırmasından ve senin yaramazlıklarını dinlemekten usandım. Artık senin bazı sorumluluklarının zamanı geldi. Belki bu tatil boyunca sorumluluklarını yerine getirirken yaramazlık yapmaya vaktin olmaz da akıllanırsın. Seni çiftlikteki hayvanların bakımı ile görevlendiriyorum. Tamam mı? Dedi. Hasan bunları dinliyormuş gibi göründü. Oysa gün içinde neler yapacağının hayalini kuruyordu. Tamam, tamam dedi babasına. Ama aslında işinin ne kadar önemli olduğundan haberi bile yoktu. Ertesi sabah güneş doğduğunda Hasan hala uyuyordu. Oysa hayvanların yemlerini vermesi gerekiyordu. Hasan daha ilk günden işe geç kalmıştı. Hasan gibi bir çocuk tatil günü güneş doğarken uyanır mıydı hiç? Hasan uyandığında öğlen olmuştu. Çiftlikteki bütün hayvanlar açlıktan baygınlık geçiriyordu. Hepsi çok kızgındı. Aralarında konuşuyorlardı. Eşek, açlıktan öleceğim. Sahibimiz neden bize yemek vermiyor? Horoz, sabahtan beri ötüyorum. Ne sesimi duyan var ne de yem veren. Hayvanlar öğle güneşinin etkisiyle sıcaktan ve açlıktan çok bunalmıştı. Çiftliğin köpeği Karabaş koşarak geldi. Arkadaşlar, çabuk etrafıma toplanın. Neden aç kaldığımızı ben öğrendim dedi. Bütün hayvanlar açlıktan neredeyse sürünerek Karabaş'ın etrafına toplandılar. Bundan sonra bize sahibimizin oğlu Hasan bakacakmış. Yemeğimizi, suyumuzu o verecekmiş dedi. Bunu duyan bütün hayvanlar aniden sustu. Desenize yandık arkadaşlar. Hepimiz Hasan'ın ne kadar yaramaz ve sorumsuz bir çocuk olduğunu biliyoruz. İlk günden aç kaldık. Ne yapsak acaba dedi eşek. Çiftliğin eskilerinden olan Hindi yavaşça yerinden doğruldu. Madem artık bize Hasan bakacak, biz de ona göre davranalım. Ona bizi aç bırakırsa başına neler geleceğini gösterelim. Bu fikir hepsinin hoşuna gitti. Herkes kendince bir şeyler düşündü. En sonunda Hasan çiftliğe geldiğinde ondan kaçıp saklanmaya karar verdiler. Onu sevmiyormuş gibi davranacaklardı. Çünkü hiçbir insan sevgisizliğe dayanamazdı ve iyi davranmaya başlardı. Bir süre sonra sabahları aç kaldılar. Hasan çiftliğe ancak öğle vakti geliyordu. Onu gören bütün hayvanlar kızgın sesler çıkararak kaçışıyorlardı. Hasan neler olduğunu anlayamıyordu. Karabaş'a sevmek istese köpek kaçıyordu. Biraz süt sağmak için sarı kıza yaklaşsa inek hemen tepinmeye başlıyordu. Bir akşam dayanamayıp bunları babasına anlattı. Babası olanları anlamıştı. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla Hasan'ı uyandırdı. Çiftliğe beraber gittiler. Hayvanlar Hasan'ın babasını görünce sevinçten onun etrafında hoplayıp zıpladılar. Hasan ile babası o sabah hayvanları birlikte beslediler. Sarı kızı beraber sağdılar. Sarı kız neşeden kuyruğunu sallayıp durdu. Babası, şimdi anladın mı? Sana neden böyle davrandıklarını? Bak sabah erkenden karınlarını doyurup onlarla ilgilenince nasıl da sevinip etrafımızda hopladılar. Sana bir görev verdim ama sen bunu önemsemedin. Öğle vaktine kadar onları aç bıraktın. Seni sevmelerini nasıl bekleyebilirsin dedi. Hasan'ın boynu bükülmüştü. Kendisi acıkınca nasıl sabırsızlandığını hatırladı. Hayvanlar çok haklıydılar. Hemen gidip bütün hayvanları sevip okşadı. Onlarla oyunlar oynadı. Kulaklarına eğilip onlardan özür bile diledi. Bundan sonra sizleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğim dedi. Hayvanlar buldukları yöntemin işe yaramasına sevindi. Artık Hasan'ı eskisinden bile çok seviyorlardı. Hasan da sorumluluklarını bilen bir çocuktu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.